Merhabalar değerli arkadaşlarım. Tamlamalar konusuyla beraberiz. Evet, soruya geçmeden önce kısa bir özet yapmak gerekirse, isim tamlaması nedir, sıfat tamlaması nedir? İsim tamlaması bana sorulunca 3 tane seçenek aklıma gelecek. 1. Belirtili isim tamlaması. Belirtili isim tamlamasında neyin ya da kimin sorusuna cevap verecek? Neyin ya da kimin sorusuna cevap verecek? Basit bir örnek veriyorum. Kapının kolu. Kapının kolu. Neyin kolu? Kapının kolu. Neyin sorusuna cevap verdi? Tamlayan ve tamlanan ek aldı. Tamlayan genelde ın, in, un, ün ekini alır. Tamlanan ı, i, u, ü ekini alır. Belirtili isim tamlaması oldu. Ya da kimin sorusuna cevap versin? Hocanın çantası. Kimin çantası? Hocanın çantası. Hocanın tamlayan, baştakine tamlayan diyoruz. Sondakine tamlanan diyoruz. Ekleri de görüyorum. Belirtili isim tamlaması oldu. İstisnası yok mu hocam bu sorulara cevap vermeyen? Var. Atıyorum benim arabam dedim. Benim tamlayan, arabam tamlanan. Her ikisi de ek aldı. Belirtili isim tamlaması oldu. Dikkat ediyorsak burada neyin ya da kimin sorusunu soramıyorum. Neyin araban, kimin araban? Ekler de değişebiliyor. Yani işin içine benim, senin, onun, bizim, sizin, onların kelimeleri girerse tamlayana burası istisna grubuna giriyor. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, iki belirtisiz isim tamlaması. Belirtisiz isim tamlamasında ise ne sorusuna cevap verecek? Hemen bu basit örneği yine verelim. Kapı kolu dersek. Ne kolu? Kapı kolu. Sadece tamlanan ne kalıyor? Tamlanana ne sorusunu yönelttiğimde cevap veriyor. Bu da belirtisiz isim tamlaması oldu. Bir de zincirleme isim tamlamamız vardı. Zincirleme isim tamlamasında 3 tane isim olmasına dikkat ediyoruz. Demir kapının kolu. Demir kapının tamlayan, kolu tamlanan dersek, ın ineki olan yere kadar tamlayan diyelim, ı eki olan yere kadar tamlanan diyelim. Üçü de isim mi? İsim. En az 3 isim olursa zincirleme isim tamlaması deriz. Arkadaşlar buna dikkat ediyoruz. Aralara sıfat girebilir. Mavi kapının kolu derse, mavi kapının kolu derse, burası zincirleme olur mu? Olmaz. Mavi kapının tamlayan, kolu tamlanan dersek, nasıl kapı, mavi kapı, nasıl sorusuna cevap verdi? Sıfatları sadeleştiriyoruz. İki tane isim kaldı. Yine belirtili isim tamlaması kaldı. Dolayısıyla burada zincirleme isim tamlaması yoktur. Hocam burada da sanki nasıl sorusuna cevap vermiş gibi duruyor ama burada maddenin neyden yapıldığını anlatıyor. Kapı neyden yapılmış? Demirden yapılmış. Dolayısıyla burası neyden yapıldığını anlatırsa sıfat tamlaması kabul edilmiyor. Dolayısıyla bunu zincirleme kabul ettik. Sorulara geçtiğinde ne diyor? Doldurunuz bahçenin tüm peteklerini. Neyin petekleri? Bahçenin petekleri. Neyin sorusuna cevap verdi? Ün inekini görüyorum. Ü ekini görüyorum. Direkt isim tamlaması diyorum. Neyin çiçekleri? Dünyanın çiçekleri. Neyin sorusuna cevap verdi? Belirtili isim tamlaması diyorum. Neyin tepeleri? Köyün tepeleri. Neyin sorusuna cevap verdi? Belirtili isim tamlaması diyorum. Kimin ruhu? Gemicilerin ruhu. Bakın burada da kimin sorusuna cevap verdi? Belirtili isim tamlaması. E şıkkına baktığımda neyin, kimin ya da ne sorusuna cevap vermiyor. Dolayısıyla cevaba bedene diyorum. Diğer soruya geçtiğimde sıfat ya da İsim tamlaması kullanılmamıştır diye bir soru. Bana sıfat tamlaması da sorabilir. Sıfat tamlamasını gördüğüm yerde direkt sıfat arayabilirim. Yine basit bir örnekle anlatalım. Hasta çocuk. Çocuk isim. Nasıl çocuk? Hasta çocuk ismin önüne geldi. Sıfat oldu. Arkadaşlar biz bu sıfat olan yere tamlayan diyeceğiz. İsim olan yere tamlanan diyeceğiz. Dolayısıyla sıfat gördüğüm her yere sıfat tamlaması vardır diyebilirim. Şimdi soruya baktığımda neyin rafları?
Kütüphanenin rafları. Neyin sorusuna cevap verdi belirtili isim tamlaması. Nasıl bölgeler? Ormanlık bölgeler. İsmin önüne geldi. Sıfat oldu. Sıfat olan her yere direkt sıfat tamlaması vardır diyebilirim. Sonra C şıkkına baktığımda hiçbir şey göremiyorum. D şıkkına baktığımda kimin maaşları? İşçilerin maaşları. Kimin sorusuna cevap verdi? Belirtili isim tamlaması. Neyin kenarı? Uçurumun kenarı. Neyin sorusuna cevap verdi? Belirtili isim tamlaması oldu. Cevaba Ceyhan dedim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde isim tamlaması vardır diye bir soru. Yine hemen o klasik sorularımı soracağım. Ne iskelesi? Vapur iskelesi. Ne sorusuna cevap verdi? Direkt belirtisi isim tamlaması. Direkt cevap Adana oldu. Cümlelerin hangisinde tamlayanı zamir olan isim tamlaması vardır diyor. Zamirler tamlamanın içerisine girebilir. Az önce örnekte verdiğim benim arabam demiştim. Ben sözcüğü kişi zamire bakın tamlayan zamirden oluşmuş. Soruya baktığımda kimin harçlığı? Hepinizin harçlığı. Kimin sorusuna cevap verdi? Belirtili isim tamlaması oldu. Tamlayan olan hepiniz sözcüğü zamir, belgesiz zamir. Tek tek kim olduğu belli değil. Dolayısıyla tamlayanı zamirden oluşan bir isim tamlaması gördüm. Cevaba Deniz dedim. Diğer soruma geçtiğimde belirtisiz isim tamlaması bir ismi nitelemiş. Burada belirtisiz isim tamlaması olacak. Önündeki ismi niteleyecek. Yani niteleme derse nasıl sorusuna cevap verecek? Belirtisiz isim tamlaması önündeki ismin önüne gelecek ve burada ne olacak? Sıfat görevinde olacak dedik. Şimdi soruya baktığımda eşarp isim. Nasıl eşarp? Gül rengi eşarp. Gül rengi sözcüğü ismin önüne geldi. Nasıl sorusuna cevap verdi? Sıfat oldu. Belirtisiz isim tamlaması önündeki ismi yani eşarpı nitelemiş mi? Sıfat olmuş mu? Bakalım ne rengi? Gül rengi. Ne sorusuna cevap verdi? Belirtisiz isim tamlaması oldu. Ve önündeki ismi niteledi mi? Niteledi. Yani sıfat görevinde kullanıldı. O halde cevaba Ceyhan diyelim. Bu cümledeki numaralanmış tamlamalardan hangisi ötekilerden farklıdır? Ne yapacağım? Hemen o klasik sorularımı soracağım. Dağ evi. Ne evi? Dağ evi. Ne sorusuna cevap verdi? Belirtisiz isim tamlaması. Ne halkı? Ev halkı. Ne sorusuna cevap verdi? Belirtisiz isim tamlaması. Ne duygusu? Açlık duygusu. Ne sorusuna cevap verdi? Belirtisiz isim tamlaması. Ne ekibi? Kurtarma ekibi. Ne sorusuna cevap verdi? Belirtisiz isim tamlaması. Neyin çoğu? Zamanlarının çoğu dedi. Evet. Zamanlarının neyin sorusuna cevap verdi? Neyin sorusuna cevap verirse belirtili olur. Cevap Edirne oldu. Zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır. Zincirleme isim tamlaması da 3 tane isim olmasına dikkat edeceğim. Kayak pistinin zemini diyor. Bakın I-2 olan yere kadar tamlayan, I-2 olan yere kadar tamlanan dersek, üçü de isim mi? Kayak, pist, zemin, isim. En az 3 isim olursa zincirleme isim tamlamasıdır. Hocam şurası niye olmadı? Sirkenin keskin kokusu dersek. Arkadaşlar aradaki sıfatlara dikkat ediyoruz. Sıfatları matematikteki gibi sadeleştireceğiz. Evet, nasıl koku? Keskin koku. O keskini ne yaptım? Sadeleştirdim. Geriye 2 tane isim kaldı. Sirkenin kokusu. Neyin kokusu? Sirkenin kokusu. Neyin sorusuna cevap verdi? Belirtili isim tamlaması oldu. Dolayısıyla aralardaki sıfatlara dikkat ediyorum. Onları sadeleştiriyorum. En az 3 isim kalmasına dikkat ediyorum. Zincirleme isim tamlaması olabilmesi için cevabı Adana dedik. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir kullanım söz konusudur diyor. Tamlayana düşmüş isim tamlamasında. Arkadaşlar evet tamlayana düşmüştür diye sorular da karşımıza geliyor. Bu tarz sorularda ne yapacağız? Örnek verelim. Hasretin bağrımda kışlar dedim. Hasretin bağrımda kışlar. Evet. Bu tarz sorularda bir sözcüğün başına benim senin onun, bizimsin onların kelimelerinden birini getirebiliyorsak burada tamlayana düşmüş deriz. Senin hasretin dersem, senin tamlayan,
Hasretin tamlanan. Bakın, benim senin onun girerse işin içine burada da tamlama vardır dedik. Belirtili isim tamlaması var ama tamlayanı düşmüş. Biz koyduk oraya. Ya da benim bağrım dersek. Benim tamlayan. Bağrım tamlanan. Tamlayanı düşmüş. Bu tarz örneklere belirtili isim. Tamlayanı düşmüş diyoruz. Soru birazcık tabii uzun. Tamlayanı düşmüş isim tamlamalarında tamlanana getirilen larlar takısı kimi durumlarda sonuna geldi? Yani o tamlananın değil de tamlayanın çoğul olduğunu gösterir. Şimdi soruya baktığımda filmde biricik kardeşlerin, onların kardeşleri dersem, onların tamlayan, kardeşleri tamlanan, tamlayanı düşmüş diyebilirim. Şimdi ne diyor? Tamlanana getirilen larlar ekiği, tamlananın çoğul olduğunu değil de tamlayanın çoğul olduğunu gösterir diyor. Baktığımda onlar sözcüğü çoğul ama kardeşleri sözcüğü larlar eki almasına rağmen tekil. Çünkü filmde biricik kardeşlerinin hastalığı dolayısıyla çaresizliğe düşen iki ağabeyin yaşamı anlatılıyor. Burada bir kardeş var. Dolayısıyla tamlanan tekil ama tamlayan çoğul oldu. Cevap Denizli oldu. Bir dahaki dersimde de tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Çalışmalarınızda çok çok başarılar.